Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirseniz. Şimdi geçen bölüm şu makinenin çalışmama sıkıntısını çözdüm. Farklı bir save'de deneye deneye buldum sonunda. Şimdi şu aşağıya çakmakla ben ateş yakmıştım. O olmuyormuş. İlla nerede o? Şuradan şu blaze burner lazımmış. Game mod'dan aldım bunu. Gidip şimdi Nether'e gidip de blaze avlamayalım, uğraşmayalım. Bunu hallettim. Daha sonra bunu, bu Blaze Burner, şunu yani, tahtayla şu şekilde harlamamız gerekiyormuş. Tamam, bu kadar yeter herhalde. Sonra işte içine malzemeleri koyup, ama malzemeleri koymadan önce şöyle bir şey de var. Bunun önüne şöyle göstereyim. Şunu koyacağım şimdilik idareten. Bunun önüne bu tarz modlu bir şey koyup, bak, otomatik buradan yapılan şey buraya çıkacak şimdi. Hemen deniyoruz. Kömür değil. Bakır atıyorum içine. Şunu da atıyorum. Sonra hop. Bak, makine çalışıyor. Yaptık mı? Vallahi yaptık lan. İki tane bak. Brass ingot çıktı. Tamam, bunu da öğrendik artık nasıl yapıldığını. Bunu arada bir odunla harlayıp şuraya çıkartmamız lazım. Tabi burada otomatik sistem yapıp bunu bantla da yapabiliriz. Şurada bant vardı bak. Gözüm görürse. Nerede lan? Baya böyle bantlı sistemler falan yapılıyor. O tarz bir şey yapacağım zaten. Daha modu yeni yeni öğrendiğim için. Mesela nasıl yapılıyormuş bu? Kurutulmuş suyu sunumu. Hadi buyur. CEO'sunu bulmak lazım. Neyse, alırız onu game mode'dan. Sıkıntı yok. Bu alet de bu şekilde çalışıyor. Bunun belli bir şeyi var. Bak, şu an kolla çeviriyorum ya, 206 CU'luk, CU diye okunuyordur inşallah, enerji üretiyor. Bu da 128 kullanıyor. Eğer 128'den düşük olursa bu makine çalışmıyor. Yani dönüyor yine ama çalışmıyor. Bir şeyleri karıştıramıyor içinde. Onun dışında şuradan buna filtre de ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir blokla şu şekilde tıklıyorsunuz. Filtre oluyor. İçine girecek girmeyecek bloğu buradan seçebiliyorsunuz. Ama tek blok ayarlanıyor. Filtre olarak. Acaba toplu bir şekilde üretiliyor mu lan? Mesela ikişer tane atsam. Bir de öyle deneyelim. Çok da riske atmayayım da malzemeler boşa gitmesin. Şöyle mesela iki tane bakır. İki tane şu zinc. Yatalım. İkisini aynı anda yapabilirsem daha iyi olur tabii. Bence yapmaz ama şansımız, deneyelim. Şunu at. Şunları ver. Hop 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 hop. Attık. Çalıştıralım. Olmadı bak. Görüyor musun? Boşa dönüyor. İlla içinde tam olacak malzeme. Yani birer tane olacak. Sonra çevireceğiz. Yine olmadı lan. Niye? Şeyin. Ha. Ateş sönmüş aşağıdaki. Tabii yattık kalktık. Buradan, tamam, buradan harlayabiliyoruz. Güzel. İşte bunu şey yapmak lazım. Oğlum, öbür tarafına uçtu gitti lan. Bunu alttaki ateşi falan gir artık içine. Alttaki ateşi sürekli olarak kontrol etmek lazım. Şey yapmak lazım onu. Ha, parça parça çıkarıyor. Tamam. Öndekini almadan öbürü çıkmıyor. Şimdi burada otomatik sistem yapmaya çalışacağız. Bakalım. Şu karnımı bir doyurayım. Acıktı karakter. Şimdi öncelikle elimde çok fazla gereksiz şey var. Hepsini bir yere bir atayım. Demir kaskı da atıyorum. Dursun orada. Odunu modunu her şeye at. Ekmeğe ver. Çakma at. Ekmek dursun. Tamam. Şimdi ev için kendime bir yer ayarlayacağım. Yine yer altına bir yer yapacağım. Ama shader falan buglanıyor yani. O değişik sistemleri kullandığım zaman. Bilmiyorum, belki yine yapabilirim. Emin de değilim, net bir şey söyleyeyim. Şu an tam karar vermedim. Buradan aşağıya doğru kazıp yapmayı düşünüyorum. Base'i. Video dışında halledebilirim onu. Şimdi çok uzun sürer. Şimdi bak, bunu gösterdim. Tamam, bunu bunun önünden geri alayım. Zaten bunu kırınca önünden oradaki şey yok oluyor. Bunu tekrardan şunun altına koyayım. Şimdi bana kömür enerjisi üretmek için gereken şeyleri yapmam lazım benim.
Isıyla da enerji üretilebiliyor. Şimdi bu nasıl yapılıyor hocam? Bu normal oyundaki piston. Normal veya yapışkan. Dur lan. Bir dakika, şunu yapacağız. Furnace engine. Bunu yapmak için önce bunu mu? Nasıl ya? Furnace engine normalde mi craftlanmıyor? Brass casting. Şunu yapacağız ilk önce. Her yer odun. İki tane brass sheet. Ezilmiş brass. Dur lan, 2 dakika kurutulmuş suyu sunu alayım da. Ne yazdım lan ben oraya? Game mod. Creative. Tamam. Şuradan kurutulmuş suyu sunu alalım. Bir bistek alayım. Şimdilik bistek yeter. Sandığın içine atalım. Şimdi bununla o dediğim bant sistemi yapacağım. Yanlış yazdık yani. Game mode yazacaktık. Tamam. Şimdi bak. İlk önce şununla birazcık bant yapacağım. Şöyle bir 16 tanesiyle yapsam yeter herhalde. Şöyle yapılıyordu galiba. Evet. Hop. 2 tane bantımızı aldık. Bantın nasıl kullanılacağını biliyorum ben. Dediğim gibi o farklı bir save açtım. O save'de sürekli deniyorum böyle. Neyin ne işe yaradığını falan öğrenmeye çalışıyorum. Bayağı da bir şeyler öğrendim. Şimdi bunun önünü... Ama toprakla kapatmayayım. Neyse dursun şimdilik o öyle. O sabit durabilir. Bant sistem burada. Tamam, o tamam. Şimdi bak. Brass ingotları alayım. Şunu at. Bana şuradan şunları ver. Şu zinc ver. Birazcık brass ingot yapalım. Üretelim. Aslında bak, bunu şimdi şu an olarak sisteme bağlayabilir. Ya şu an olarak ne demek? Şimdi sisteme bağlayabilirim aslında bunu. Brass ingotları direkt otomatik tık 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 hızlıca şey yapabiliriz. Ama kendimiz manuel olarak birazcık brass ingot yapalım. Yapamıyoruz. Niye? Çünkü ateşi harlamamız lazım. Bize bayağı bir odun gerekecek. Bu şey için. 4 tane yetiyor. Çalıştır. Ha, direkt içinden de alabiliyoruz. Tamam, önüne bir şey koymamız şart değil. Tabii koysak daha iyi olur da. Böyle de işimizi görüyor. On tane. Biraz daha yapalım. Tamam, 12 tane olmuş olması lazım şu an. İkişer tane geliyor. Evet. Şimdi bu sistem yine çalışmaya devam edecek fakat. Otomatik sistemi yapmadan önce fırın şeyini yapalım. Çünkü o bant sistemini yapmamız için sürekli olarak dönmesi gerekiyor bantın. Fırınla enerji üretmek daha kolay olacak. Önce onu halledelim. Şimdi 2 tane brass ezmem lazım. Şuradan şunları bir ayırayım. Es kardeş. Çok yavaş dönüyor bu hala. Oğlum, elle çevirsem daha hızlı olabilir ha. Sen şunu da bir es. İşte bunu fırın şeyiyle daha hızlı yapacağız. Bir de bunu çarkları kullanarak daha da hızlandırma yöntemi varmış. İlk başta bir tane su şeyi işte şundan. Sonra bir büyük bir küçük, bir büyük bir küçük çark koyuyorlar. Daha hızlanıyor sistem sürekli. Her koyduğumuz çarkla hızlanıyor. Öyle de yapabiliriz ama kömürle daha basit olacak. Şimdi bir de bize bundan lazım. Bu nasıl yapılıyor? Şu ne şu? Bu makine ne? Lan mekanik şey lazım. Crafting lazım. Şu mu o? Mekanik craft, hadi buyur. Bu ne? Elektronik tüp. Bu nasıl yapılıyor? Şu. Polished rose quartz mı? Ölme şeyim ölme. Kızıl taş meşalesi. Demir parçası. Peki o şunu kendimiz yapabiliyor muyuz? Bulacağız mı? Kristali ezince oluyormuş. Kristal nerede bulacağız? Bir tane nether ko... Hiç uğraşmaya gerek yok. Neydi bu? Elektrik tüp. Game moda da geçmeye gerek yok. T slash. Give.
Umarım yanlış yazmam. Aa bir dakika, bu Minecraft'ın şeyi değil ki. Bu modlu. Neydi lan? Elektronik tüp müydü? Dur, Chalk modunun şeyi değil o. Create modunun, bekle. Create. Elektronik tüp. Bir tane yeter inşallah. Hop. Basit. Hemen aldık şimdi. Evet. Geriye kalan kısmını kendimiz yapabiliriz. Neredeydi o? Burada. Bir tane ondan, iki tane küçük çark. Bir tane crafting table. Bir de bundan. Peki. Ham odunumuz var mı? Yok. Aa, hemen bir ağaç keselim. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Şimdi. Dur bir dakika. Şu elimdekilerle hemen bir tane crafting table. Crafting table yaptık. İki tane çark lazımdı. Çarkımız var. Sıkıntı yok. Şimdi şu kutu nasıl yapılıyordu? İki tane brass, tamam. Şu ortaya. Bunlar böyle. Bu da böyle. Dört tane çıktı zaten. Tamam, bunu da yaptık. Ne kaldı geriye? İki tane ondan, onu tamam. Şu ortaya. Şuraya crafting table. Şuraya şu elektronik tüp. İki yanına da küçük çark. Oğlum niye üç tane crafting şey çıkıyor lan? Üç tane şeyi ne yapacağız biz? Bir tanesi yetmiyor mu? Hepsi birbirinin aynısı zaten. Niye üç tane? Bir dakika aga, dur. Bu farklı bir şey lan. Mekanik crafter. Bu aletin tam olarak işlevi ne? Şuradan bir izleyebilir miyiz şunu? Ha, 9 tane koymuş. İngiliz anahtarı lazım. Onu yapabiliyoruzdur. Ha, buradan birbirlerine bağlıyoruz. Hepsini birbirine bağlıyoruz. Bir tanesi de çıkış oluyor galiba, anladığım kadarıyla. Evet. Çıkışa bir tane şey koyuyoruz. Tamam, onu koyarız. O sıkıntı değil. İlla 9 tane yapmak zorunda mıyız ya? Oradan şeyle çeviriyoruz. Onu elle de çeviririz. Ne yaptı? Odunu koydu. Bak hepsine farklı. Aa, böyle crafting. Oğlum bak, baya detaylı gözüküyor lan. İlla 9 tane lazım ama. İyi de oğlum, çok saçma ki bu. Madem 9 tane lazım. Gerçi üçer üçer yaptırıyor. Doğru. Tamam. O zaman benim şuradan brass ezmem lazım birazcık. Hepsini ezme hepsini. Boşa gidecek. Şöyle ayırayım ben şunları envantere. Boşa mı bastı? Oha oğlum, ben koydum aldım. Tamam, orada eze dursun. Bunun şeyini yapmamız lazım. Şimdi şu küçük çarklar nasıl yapılıyordu? Bunlardan lazım olacak. Ortaya bir tane, ondan etrafına düğme. Şu lazım. Düğme var mı fazladan? Yok galiba. Şuradan biraz düğme. Ortaya bir tane bundan. Gerisi düğme. Hop, 8 tane. Tamam, bu bizim işimizi bayağı görür. Neyse, otomatik sistem için bir sonraki bölüme kaldı. Buradan bir geçebilir miyim artık? Heh. Kapıdan çıkamıyoruz ya. Bunları da şöyle alayım elime. Tek tek gezeceğiz işte. Az daha hızlı olsa her şey daha güzel olabilir tabii. Tamam, o neyse, ben bir yatayım. Güzel mod, güzel. Böyle bak, sistem büyüdükçe, detaylandıkça daha da hoş oluyor. Bir süre sonra her şey otomatik olacak bak, her şey komple. Biz sadece en uçtan malzemeyi koyacağız. İşte ne yapılacaksa gidecek, işlenecek, ezilecek, karışacak falan filan. Ayarlayacağız onları. Şimdi
Şundan bir tur daha yapmamız lazım. Ortaya direkt 3 tane bundan koyacağım. Yanlara şöyle dörtlü beşli çark. Ay, o tüpten gene lazım. İki tane daha alsak yetiyor. O tüpten iki tane daha alalım. Şöyle bir altı tane de ezilmiş olsun burada. Şimdi. P slash give. Elektronik tüp. İki tane ver bakayım. Tamam. Nasıl yapıldığını yine bir hemen kontrol ediyorum. Düğmeler, crafting table, tamam. İki tane daha crafting table. Şunlar aşağıya. Bu ortaya. Bu buraya, bu buraya. En üstte de şunlar. Altı tane daha yaptık, tamam. E madem buraya koyduk, hepsini buraya dizeyim ben. Şimdi bize bir de o İngiliz anahtarı lazım hepsini bağlayabilmek için. Şu. Sen nasıl yapılıyorsun? 3 tane ezilmiş altın lazım. Çark lazım, çubuk lazım. Altınım yok ki benim. Hadi bir de altın alacağız. Ben her şeyi de game modda yaptık ya. İşte gönül ister ki uğraşmayalım bunlarla ama. Almayacağım lan altını. Dur. Bekle. Tamam, altını burada eziyoruz. Biraz. O da biraz. Bir şey merak ediyorum. Altını farklı yollarla elde edebilme ihtimal. Tamam bak, şu fırınlarda bunları eritince şey çıkıyormuş. Onu boş ver. Onu da boş ver. Bak bunları buradan parçalayınca altınla %20 ihtimalle ama. Veya arkaya bir tane bir şey koyup altın malzemeleri önüne lav koyup üfleterek eritiyoruz herhalde. Su koyunca ne lazım? Ruh kumuna su koyunca nedir kuartzıyla? Altın parçası çıkıyormuş. Tamam aga, biz her türlü Nether'a gideceğiz o zaman bu seride. Ya her şeyi game modda yapmak istemiyorum çünkü. Yoksa böyle çatır çatır alıp alıp sürekli yapınca hoş olmuyor. Bu sefer şeyin anlamı kalmıyor. Ulan hiçbir serimde Nether'a gittiğimi hatırlamıyorum ha. Belki bir tanesinde gitmişimdir. Bu seride gideceğiz ama. Belki oyunu da bitiririm lan. Belki Ender Dragon'u falan da keseriz. Bilmiyorum. Şu an net bir şey söylemeyeyim. Yine temel amacım tabii ki de modu göstermek. Ama modu göstermek için bazı şeyler yapmak gerekiyor. Video dışı biraz maden yaparım. Altın falan bulurum ama yine de şey lazım olacak. Nether'a gitmemiz gerekecek yani, illa belli. Ruh kumu, kuvars falan filan bir şeyler sürekli lazım oluyor. Peki. Şimdilik bak, çarklı sistemi gösterebilirim. Onunla nasıl daha hızlı elektrik üretiriz? Şimdi ortaya bir tane bundan düğme. Tamam. O elimizde. Bunların hepsini bir dönüştür. 5 tanesini düğme yap. Nasıldı lan? Ortaya, tamam. Şu şuraya. Bunlar şuraya. Düğmeler de buraya. Şimdi bak. Bu çarklarla sistemi hızlandırmayı hemen hızlıca göstereceğim. Şimdi şu ikincisi gereksiz. Biz bunu zamanında boşa koyduk. Bak adam ne yapıyor biliyor musun? Şunu da ver bana. Şuradan şunu koyuyor. Sonra buraya bir tane küçük çark bağlıyor, tamam mı? Tabi bununla bitmiyor. Sonra buna bir tane büyük çark bağlıyor. Şöyle yana doğru bağlıyor. Nasıl bağladığını bilmiyorum. Ha, böyle bağlıyor. Daha sonra buna tekrar küçük çark bağlıyordu galiba. Ama önüne mi bağlıyordu? Buraya koysam mesela, biz sistemi yanlış yaptık bak şu an. Sistem daha da yavaşladı çünkü. Galiba ilk başta büyük çarkla başlamamız lazım. Yani büyük çark koysam. Sonra küçüğü büyüğe bağlasam. Bak şimdi şu üzerlerine bakıp enerjisini görebilmem için şöyle boş elle baksam.
Sadece onun enerjisi gözüküyor şu an. İşte bunlara o enerjiyi ölçmek için gereken alet lazım. Mesela bu hızda, bunun önüne bunu koysam. Bence hızlanıyor bak sistem. Buraya bir tane küçük koysam. Bence kesinlikle hızlanıyor. Baksana şunun dönme hızıyla bununki bir değil abi. Kesinlikle hızlandı. Şunu yukarıya koysam mesela. Tamamen test amaçlı. Şuraya koysam. Büyük çarkım olsa daha da uzatırım. Mesela bu 128 de bu şu an 256 falandır ha. Bak şu an buna enerji gelmiyor. Deneyeceğim ben. Merak ettim. Ne kadar olduğunu. Normalde buna 64'lük enerji geliyordu. Bakalım bunu doğrudan şuraya bağlarsam kaçlık vereceğim? 250. Ne oldu lan, sistem durdu. Sıkıntı çıktı. Dur bakayım. Bir tane şunu koyup öyle bağlayayım. Aa, sistem niye duruyor? Buna çok mu fazla? Aa evet, çok fazla şey oldu. Fazla hızlı oldu. O zaman şu küçüğe değil büyüğe bağlayayım. Bak bu sefer bak, gördün mü? 128'e çıktı. Çarklarla hızlandırdık. 128'e çıkardık hızını. Hatta test de edebiliriz. Bak şunu şuradan alayım. Tamam mı? Yine eskisi gibi şöyle yere koyalım bunu. Bir tanesini ezip bir test edelim. Bakalım ne kadar hızlanmış. Elimde malzeme var. Hepsi değil, hepsi değil. Bak. Öncekine göre kesinlikle daha hızlı. Arada yine şey yok ama öyle aman aman bir fark yok. Bak hızını yine bir test edeyim şöyle. Kesinlikle daha hızlı. Ama işte bunun maksimum demek ki 128'de çalışabiliyor. Yavaş çalışıyormuş bu. Böyle işte sistemde daha da hızlı yapabiliriz bunu, uzata uzata. Tabi bağlayacağımız aletin de o hızı kaldırması lazım. Bu şu an böyle durabilir, bak hızlandırdık çarklarla sistemi. Oğlum motor bir çok hoşuma gitti lan. Adamlar bayağı güzel yapmış yani, detaylı da. Evet, bunu bir sonraki bölüm işte bir altın falan bulup benim bağlamam lazım. Şu an yine Nether'a gitmek zorunda değiliz ama altın bulmam şart. Gene bir maden yapacağız illa. Neyse arkadaşlar. Evden çıkabilirsem. Heh. Bu bölümümüzün de burada sonuna... Lan koskoca Ragnar kafasında gözlükle geziyor ya. Evet, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.